Sevgili kripto takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Kasım 2019 Bitcoin fiyatı 7106 dolar şu anda. Evet geçtiğimiz bölümde kripto para serüvenine nasıl başladığımı anlatmıştım. Heyecanlı bir şekilde bitmişti ve ikinci bölümünü çekiyorum. Bilmeyen arkadaşlar bir önceki videomu izleyebilir. Kısa bir özet geçersek Bitcoin hard, Bitcoin Cash'in hard fork'u gerçekleşmişti. Bitcoin'in fiyatı düşmüş ve ben Bitcoin Cash'e girip Arkadaşlarımın beni panikletmesi sebebiyle fiyat dipteyken geri çıkmıştım. Birlikte trade ettiğimiz arkadaşlarla birlikte marketten coin bakıyoruz. Çok fazla da coin yok o dönemlerde. İşte artan diğer coinlere girip çıkmaya çalışıyoruz. %3, %5 kar etmeye çalışıyoruz. İşte birimiz bir şey alıyor %3 artıyor artmıyor bekliyoruz niye artmadı. Tabi o zamanlar piyasada aldığınız şey gerçekten belli bir seviye sonra yükseliyor. Tabi biz ne bitcoin biliyoruz ne dominant seviyesi biliyoruz ne teknik analiz biliyoruz. Her şey tamamen... Grafiklerdeki yeşil ve kırmızıdan ibaret. Ee, Tabi belli bir göz alışkanlığı var. O kadar da kötü değil ama e, sonuç itibariyle acemiyiz, tam anlamıyla acemiyiz. Neyse biz başka coin'leri incelerken altcoin'lerin genelinde bir düşüş olmaya başladı. Allah Allah neden düşüyor bunlar? Sonra fark ettik ki Bitcoin Cash yükselmeye başladı. Bitcoin de düşüyor, altcoin'ler de düşüyor ve Bitcoin Cash yükseliyor. Biz dipten Bitcoin Cash'i e satmışız. Altcoin'ler, elimizdekiler düşmeye başladı. Sonra bir panik başladı ne oluyor diyerekten. Bitcoin'in keşif fiyatı Bitcoin bazlı olarak 0.1'di. Hiç unutmuyorum. 0.070'den de markete girmişti. Ben o dönem 0.90'dan aldım. 80'lere düşünce panikleyip 95 gibi geri satmıştık. Oraya da bir özet geçelim. Neyse bunun fiyatı işte 0.100'dü. 110 oldu. 112 oldu. Biz böyle bir ağaçta işte bir tüh kaçırdık %10'u diye bir üzüldük. Ondan sonra 5 dakika geçti, 10 dakika geçti. Bu yüzde 120 oldu. Yüzde 120 kâra geçti bizim sattığımız yerin üzerine. Bekliyoruz, ediyoruz. Ben o sırada tabii şey yapmaya başladım. Yani paniklemeye başladım. 115'ten alıyorum. İşte 118'den satıyorum. Aldığım da bir işe yaramıyor zaten. Fiye gidiyor aldım. 120'den alıyorum. 123'ten satıyorum. 125'ten alıyorum. İşte düştü deyip 123'ten geri satıyorum. Hiçbir şekilde kar etmiyorum. Halbuki orada ben 110'dan alsam olacaklar çok farklı. Şöyle söyleyeyim Bitcoin Cash'in fiyatı o akşam 150-160'a kadar çıktı. 150-160 yaptı. Sonrasında biz yattık uyuduk. Bir, bir uyandık Bitcoin Cash 250 görmüş. Ardından da 170'e düşmüş. Rakamları tam söylemiyor olabilirim. Doğru söylemiyor olabilirim. Hani fiyatlarda farklılıklar olabilir. ama buna yakın fiyatlar. 250 değil de 270'tir atıyorum. Neyse biz bir sinirlendik arkadaşlarla işte sattırdınız bana işte böyle yaptın şöyle yaptın kızıyorum ben de bir yandan. Çünkü ben orada all -in girmişim. E, 100'den bitcoin keşe girmişim ve 250'ye çıkmış. Sermayem 2.5 katına çıkabilirdi hiçbir şey yapmasak. Yani ki ne olursa olsun o gıdıklamayla işlem yapmamak pek mümkün değil ama karda olacaktık. Yani benim yandığım şey zaten kara geçmek için ben all -in girmişim. Panikle satmışız. Ondan sonra almış gitmişim. Neyse gün içerisinde bekliyoruz. Bütün market düşüyor ama her şey düşüyor. Çünkü bütün marketteki hacim Bitcoin Cash'e kayıyor. Akşamüstü dolayları da yanlış hatırlamıyorsam ikinci gün Bitcoin Cash ile ilgileniyoruz. Bitcoin Cash'in fiyatı 300'e çıktı. 3x yaptı. Allah Allah düzeltme yapmıyor. İzliyoruz tahtadan. Tabi gene grafik yok. Sadece fiyata bakıyoruz. 320 oldu. 330 oldu. 340 oldu. 350 oldu. Diyoruz ki düzeltme gelsin alalım. 350 oluyor. 335'e kadar düşüp geri çıkıyor. 360 oldu, 370 oldu. Böyle sinir, stres ne yapıyoruz biz? Ne oluyor? Para kazanamıyoruz vesaire derken en sonunda oradakilerle bir e, FOMO'ya düştük ve Bitcoin Cash 440'a kadar çıktı. 440, 445 açıp grafiğe bakabilirsiniz. Hiç unutmuyorum. 4,5 kat arttı Bitcoin Cash. Ve biz orada inanılmaz bir yani psikolojimi anlatamam size sonrasında Bitcoin Cash düzeltme yaptı ve 380'lere kadar düştü. Oradan ben 400'e geldiğinde tekrar all-in girmiş bulunuyordum. Ee, diğer arkadaşlarla birlikte all-in girdik. Bunun fiyatı tekrardan bir 430'lara, 440'lara çıktı. %10'da kar da ettik aslında ama yeter mi? 4x yapmış coin %10'la tatmin olur olamıyoruz. Bekliyorsun ki 500 olacak, 600 olacak bir yandan bitcoin cash, yeni bitcoin manipülasyonları işte neye inanacağını şaşırıyorsun derken bu böyle bir güzel ile hatta aşağı bir güzel aşağı doğru kırdı 350'lere geldi bekliyoruz gel diyoruz işte düzeltme yaptı devam edecek ne yapması hiç umru değil neyse gece oldu bitcoin cash'in fiyatı 220'ye kadar düştü arkadaşlar gece 12 falan tabi yutkunmalar başladı sermaye yarı yarı eridi orada Oradan bile çıksan mükemmel kardasın yani o zarardan kardasın. 220'lere geldi. Termal yarı yarı yeriydi. İşte bende bir takım işte sıkıntılar başladı zaten. Ee, akşam bekledik. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam gece 2, gece 2, 3 gibi bir pump dalgası daha böyle oldu. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Çok devasa pumplar yaşandığı zaman örnek veriyorum 3x, 4x soluksuz gitti. 2x, 2.5x gitti. Ondan sonra bir düzeltme, sert bir düşüş muhakkak gelecektir. O düşüş benim yükselişim bitti anlamına gelir çoğunlukla. Şurada market cycle grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Benim Bitcoin keşi aldığım yer Avrupa'ydı. Yani en tepesiydi. Ardından o gelen düşüş 220'ye kadar olan düşüş komple sen Yani bu da hani düzeltme düşüştür. Sorun yok. Devam edeceğiz gibisindendir. Ancak o bir düş yükselişin sonuna geldiğimizin en büyük sinyallerinden bir tanesidir ve bu kadar sert yükselmiş alıcısı bu kadar çok olan bir hissenin coin'in o düşüşten sonra tekrardan bir talep görecektir ve orada da lower peak dediğimiz ikinci ufak tepeyi göreceğiz. Yani şimdi anlatacağım olay biz 220 civarından pumplar başladığında 250-270 derken fiyat artmaya başladı ve ah oh dedik dönüyoruz tamam e, doğru yerdeyiz fiyat 380'lere kadar 350'lere kadar yanlış hatırlamıyorsam geldi. E, o esnada ben tabi kıpkırmızıyım elim ayağım dolandı sattım 350 civarında. Ondan sonra tabi Discord'da 4-5 kişi konuşuyoruz. E, i̇sim vermeyeyim arkadaşlar izleyenler hatırlar bunu. Onu yaşadığımız arkadaşlar hepsi rekt oldu benimle birlikte. Bir tanesi dedi ki satılır mı buradan 50 BTC alıcı geldi. Uf yürüyecek patlayacak yenay misin? Ya %10 zarar etmişsin. Sat kurtul. Sat ya bu kadar stresi %10 zarar etmişsin. Al senin olsun ya. Al Allah belasını versin %10'u. Nedir ya? Ben gittim geri aldım arkadaşlar sattıktan sonra. Ondan sonra düştü mü tekrardan 250'lere, 180'lere? Bir gece uyku yok. Bir buçuk gece neredeyse. Sabah olmuş 6, 6 buçuk 7 falan. O zamanlar Bitcoin Cash cüzdanları kapalı. Airdrop olarak verilmiş ve ertesi gün cüzdanlar açıldığında dump yiyecek. Tabii biz bunu okuyoruz işte olur mu olmaz mı ama Bitcoin Cash böyle yürüyecek zaten girdiğin artık bize bir şeylerin anlamıştık fiyat 180 civarı falandı 200 civarı 180 200 civarı falandı Ondan sonra e, ben gece artık yedi buçuk gibi bayılmışım ben uyuduktan 5 dakika sonra cüzdanlar açılmış ve sabah kalktığımda fiyat 0.120 idi. O noktadan sonra zaten artık zararımın çıkma ihtimali yoktu. Fiyat 110 oldu, 100 oldu. E, tabii ben uykusuz 2-3 saat uykuyla pankuslarak uyanıyorum. Yani neredeyse o kadar kötüyüm ki. Yani fiziksel olarak yok olmuş durumdayım. Ne yemek yiyebiliyorum, ne bir şey içebiliyorum. Eşimle konuşuyorum. Sürekli böyle kötüyüm, mutsuzum. Yani çok kötü hissediyorum gerçekten. Yani etmediğim dua kalmamıştır arkadaşlar. O iki gün boyunca nasıl çıkacağız bu bataklıktan, ne olacak falan filan derken bir gece daha böyle geçti. Ben sürekli uykumdan kusarak uyanıyorum. Böğrerek uyanıyorum yani bir şey çıkmıyor ağzımdan. Ama çok stresliyim yani çok kötü günlerde. E, tamam dedik battık bittik ve ben bir ay sonra evleneceğim. E, cebimde sadece bir bitcoin para kalmış. O da o zaman 2000 dolar 10, 10 bin lira falan ediyor. Dünya kadar borcum var çalışmıyorum. Sadece buraya odaklanmışım. O bana hayatımın sillesi oldu. Ben orada çok büyük ders aldım ve... E, bir şekilde işte evlendim, borç harcı takıları aldık, sattık vesaire. Birkaç ay beni götürecek kadar toparlamayı başardım. Sermayem gene bir bitcoin. O esnada ben bitcoin cash'ten ne zaman çıktım onu anlatayım. O sancılı süreçler esnasında bitcoin cash 0.80'e kadar düştü. 0.75 civarıydı. Ben artık elimde telefon, yatağın içinde sürekli grafiğe bakıyorum. Uyuyamıyorum, daha düşecek mi, toplayacak mı? Bir yandan da %3 kar edip biraz düşsün alalım gibi bir sürü trade atmaya çalışıyorum ama onlar da hatalı. En sonunda ben işte bağıra çağıra söve söve artık en sonunda 0.75'ten sattım. E, o da 0.65'e kadar indi. Yani başarıyla en tepeden alıp en dipten sattım arkadaşlar. Ardından 2 ay geçti bir 150'lere kadar çıktı. O dönem tabii söve söve baba söve işten geçmişti. O bana bir ders oldu. O noktadan sonra ben bitcoinlerimi Bitcoin'lerim değil aslında bir Bitcoin'im vardı ya da yoktu. <laughs> 7.24 bilgisayar başında grafik izleyerek asla işlem yapmayarak haftalarımı geçirdim. Bazı videoları izleyerek teknik analiz öğrenmeye çalıştım. En öncesinde destek ve direnç nedir, nasıl çizilir, fiyat grafiği nasıl okunur, en azından fiyat yükselmiş mi inmiş mi? Bu olay bana fiyat düşünce al yükselince sat stratejisine aşılayan olay oldu. O yüzdendir ki asla yükselmiş bir coin almam. Çok inansam da almam ve Twitter'da da paylaşmam. Bazen yorumlarıma yazıyorlar işte coinlerini vermeye çalışıyorsun, çakmaya çalışıyorsun. Yani bunları yaşamış ve böyle dikkat eden bir insan olarak bunları gördüğümde üzülüyorum. Gerçekten paylaştığım coinlerin mümkün mertebe dipte olmasına dikkat ediyorum. Bu benim en çok eğitildiğim, en çok öğrendiğim ders olmuştur. Ardından dediğim gibi teknik analiz öğrenerek, gece gündüz sadece grafik izleyerek destek seviyesine gelen coinleri alıp %5, %7 yukarıdan hiç acımadan sattığım noktalardı. O dönemde şans yüzüme güldü. Bir kumar oynadım. Bitmex'e bir 0.2 bakiye attım. O zamanlar Bitmex yeni palazlanıyor. Ve Bitcoin yükselişte. O zaman işe girdim. Asgari ücret gibi bir rakama acilen çalışmaya başladım. Bitcoin fiyatı 3.000 oldu, 4.000 oldu, 5.000 oldu. Ben izliyorum. Coin Cash o zaman tekrardan bir pump yaptı. Ama üzerinden zaman geçmiş. Ben Bitmex'e bir 0.2 attım arkadaşlar. 5.600 dolar sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradan... 50x mi kaç olduğunu bile bilmiyorum yani yüksek bir x ile 0.2 longladım arkadaşlar bir 400-500 dolar 600 dolar fiyat arttı Yani 6500-6200 O civarlardan ben long pozisyonumu kapadım ve bir anda 0.6 bitcoin olmuş o para Orada sermayem birazcık toparladı bir yandan da çalışıyorum gene aynı şekilde asla risk almadan işlem yapmaya çalışıyorum Sonrasında zaten bitcoin 20.000 dolara kadar yükseldi ön esnada stratejimi iyice geliştirdim. Marketi iyice okumaya başladım. Bitcoin düşerken altlara girmeyi daha doğrusu Bitcoin zirve yaptığında altlar düşüyordu. Bitcoin zirve yaptığında altlar düşünce altları alıp Bitcoin dirence gelince alıp Bitcoin desteğe gelince geri satarak bir boğa sezonu boyunca %7'ye yuvarlandı, %10'a yuvarlandı, %15'e yuvarlandı, %20, %10, her gün %10, %20'lik bir sürü işlem yaparak Gerçekten çok karlı bir boğa sezonu geçirdim. Değil sermayemi toparlamak çok çok üzerine çıktım. Gerçekten çok ciddi bir başarı elde ettim. Güzel bir kar sağladım. Ve Kripto Kemal hesabı böyle büyüdü arkadaşlar. Çünkü insanlar Twitter'dan sürekli kar eden bir paylaşım yapan birini gördükçe takip ettiler. Ben de tecrübelerimi o dönemlerde aktarmaya çalıştım. Beni yeni takip eden arkadaşlar çok büyük paylaşımlarımı görmüyorlar muhakkak. Ama o dönemler ben gerçekten Takipçilerimi, beni takip eden insanları korumak ve yaşadığım olayları insanlar yaşamasın diye bu hesabı açtım. Sürekli insanları tepeden almayın, dipten alın diye uyardım. Bir Boğa sezonu boyunca böyle toparladım. Hesabım da böyle büyüdü arkadaşlar. Bitcoin serüvenine girişimi ve gelişmeyi bu şekilde size anlattım. İyi kötü hikayemi özet bir şekilde biliyorsunuz. Bundan sonra bu kanalda deneyimlerim, bundan sonra bu kanalda belli eğitimler, belli stratejiler, edindiğin tecrübeleri bu şekilde aktaracağım. Bazıları hikayeli olur. Bazen sohbet ederiz. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada videoyu kapatmadan önce Cumartesi günü Binance'in etkinliğinde kazanmış olduğum kapşonun çekilişini de şu an açıklamak istiyorum. Kesinlikle reklam veya sponsorluk almadım. Tweet yarışmasından kazandığım için ve tweetime siz etkileşim verdiğiniz için sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda canlı olarak sizle paylaşacağım. Evet çekiliş sitesini açtım arkadaşlar biliyorsunuz bu sitelerde çekiliş yaptığınızda linki yapıştırdığınızda retweet edenlerin arasından rastgele birini seçiyor. Ben şimdi burada 2-3 kere seçeceğim. İlk seçtiğim kazanan olacak. Diğer ikisi de oldu da ulaşamadık veya işte bot hesap vesaire yedek tarihleri de çekmek için şu anda çekiyorum. Linkimizi yapıştırdık. Burada kripto muhtarı adlı arkadaşımız kazanmış kendisine hayırlı olsun diyorum. burada da another winner diyeceğiz. Ama oluyor mu? Neyse reklama attı herhalde. Site bir kere izin veriyor arkadaşlar bu tweet'e. Yani bunu suistimalde edemiyorsunuz anlığım kadarıyla bu site içerisinde. İlk kez yapıştırdım. Onda da kripto muhtarı çıktı. Kendisini tebrik ediyorum. Twitter'dan da ulaşacağım. Eğer ulaşamazsam tweet olarak başka şekilde yeni kazananı duyuracağım. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar efendim.